Demek hala evlenmedin. Hala yastasın ha? Neyse beni boş ver şimdi. Sen anlat Galip hocam. Görüşmeye neler yapıyorsun? Yarın Konya'ya dönüyorum. Orada açılacak yeni bir dershanede başlayacağım. Yapma ya. Devlet okulundan ayrılıyorsun demek. İyi para veriyorlar. Sahi sen de gelsene. Hem bir değişiklik olur. Birlikte oluruz orada. Yok yok. Teşekkür ederim. Biliyorsun ben eskiden beri özel okullara, özel dershaneye hiç sıcak bakmadım. Niye bakmıyorsun canım? Sonuçta oralarda ihtiyaç için açılmış eğitim kurumları değil mi? Doğru da. Neyse beni boş ver şimdi. Benim burada işlerim var. Yarın bırakıp bir yere gidemem. İşlerini de yanına al, orada yaparsın. Yok. İşlerimi götüremem. Burada halletmem lazım. O yüzden burada kalmam lazım. Bir çay daha alır mısın? Alırım, güzel olmuş. Müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii, seni dinliyorum. Tabii. Ben şey için geldim. Söylemesi çok güç ama... sizden özür dilemek istiyorum. Özür mü? Neden? Şimdiye kadar sizi sinirlendirecek bir sürü şey yaptım, ters gittim. Ama benim de kendime göre nedenlerim vardı. Neymiş bu nedenler? Bakın... ablam benim hayatta en değerli varlığım. Annemle babamı kaybettikten sonra geriye kalan tek ailem o. Onu hiçbir şekilde kaybetmek istemiyorum. Bunları nereden çıkardın ki? Ablanı kaybetmeyeceksin. Hayır, kaybedeceğim. Hatta kaybettim bile. O çok güçlü görünse de bir o kadar kırılgan ve hassastır. Tekin Hoca kalbini kırdığında ne acılar çektiğini biliyorum. Bana belli etmese de güç bela hayata sarıldı. Aynı şeyleri bir daha yaşamasını istemiyorum. Neyi kastettiğini anlıyorum Kerem. Ama merak etme. Ablanla aramızda o tür bir şey yok. Olmasa da ablamla aramıza girmenizi istemiyorum. Bakın. Buna ister kıskançlık, ister bencillik değil ama... benim ablamdan başka kimsem yok. Biliyorum Kerem. Ablanı çok seviyorsun. Hem de çok. Ve onun artık üzülmesini istemiyorum. Lütfen ablamdan uzak durun ve kafasını karıştırma. Afet Hanım'ın üzülmesini ben de istemem tabii. Ama üzülüyor. Sağlığı bile bozuldu. Ablam bu oyunları kaldıracak yaşta değil. Hayat onu çok yıprattı. Ve siz çevresinde olduğunuz müddetçe yıpranmaya devam edecek. Doğrusu bunlara sebep olduğumu bilmiyorum. Artık biliyorsunuz. Size yalvarıyorum. Ablamdan uzak durun. Onun iyiliği için yapın bunu. Anlayışınız için teşekkür ederim. İyi günler. Bize yine yol göründü oğlum. Ama bu seferki tayin değil. Kendi isteğimle gidiyorum. Aslında buna gidişten çok kaçış demek daha doğru olacak. Evet. Belki ben daha mutlu olamayacağım. Ama birilerinin hayatı tekrar düzene girecek benzer. Evet. Hepimiz için en doğrusu buralardan gitmek. Alo Galip. Ha benim. Bu Konya için yaptığın teklif hala geçerli mi? Öğretmene ihtiyaç var mıdır hala? Evet, galiba kabul edeceğim. Ama önce dershane yönetimiyle bir görüşelim. Okuldan sonra ayrılırım. Tamam. Tamam. Birkaç gün dinlenmem gerekiyor. Yani önümüzdeki günlerde derslere giremeyeceğim. Buyurun raporumu. Hayrola Emin Bey? Bir sıkıntınız mı var?
Eğer paraya sıkışıksanız döner sermayeden makul bir faizle size borç verebiliriz. Hayır efendim, pek öyle bir şey değil. Yani durumum biraz özel. Kendimle ilgili bir karar aşamasındayım. Bunu söylemek çok güç ama belki istifam bile isteyebilirim. İstifa mı? Olur mu Emin Bey? Siz çok başarılı ve çok disiplinli bir öğretmensiniz. Ben sizden çok memnunum. Teşekkür ederim efendim. Demin de söylediğim gibi kendimle ilgili özel bir karar aşamasındayım. Kararımın ne olduğunu en kısa sürede size bildiririm. İyi günler. Buyurun. Pardon. Önemli değil. Ben alayım şunları. Teşekkür ediyorum. Aslında karşılaştığımız iyi oldu. Çünkü ben de size önemli bir şey soracağım. Öyle mi? Neymiş? Yani bir konuda yardımınızı istiyorum. Bu cezaevlerindeki eğitim konusunda. Ha, şu mesele. Çok önemli bir konu ama değil mi Emin Bey? Yani biz bu insanlara yardım etmeliyiz, el uzatmalıyız. Hayatlarındaki ikinci bir şans için bir şeylere yeniden başlayabilirler. Ne güzel değil mi Afet Hanım? Nedir güzel olay? Tutuklu insanların bile hayatlarını değiştirebilme şansları var. Yeni başlangıçlar yapabiliyorlar. İnsanlar fırsatları değerlendirirse çok şey değişebilir. Ne güzel anlatıyorsunuz Afet Hanım. Sanki sihirli değneğiniz var. Bir dokunuşta insanların hayatını değiştirebiliyorsunuz. Neden olmasın? Sihirli değnek olmasa bile eğitimin değdiği her yerde yeni umut kapıları açılabilir. Keşke ben de yardımcı olabilseydim. Ama maalesef mümkün olmayacak. Neden? Çünkü burada olmayacağım. Şaka yapıyorsunuz. Yok, son derece ciddiyim. Bu okuldan gidiyorum. Gidiyor musunuz? Ama bu nasıl olur? Nereye gidiyorsunuz? Siz demediniz mi fırsat verilirse çok şey değişir diye? Evet dedim ama... İşte ben de sunulan fırsatı kabul ettim. Konya'da bir dershaneden çok iyi bir teklif aldım. Daha Konya'ya gidiyorsunuz demek. Evet, imkanları çok iyi. Oradakilerin sıkı bir disipline ihtiyacı varmış. Bilirsiniz, bu konuda da gayet iyiyimdir. Bilmez miyim? Zaten yalnızım. Burada yakınım da yok. Beni bu şehre bağlayacak herhangi bir nedenim de yok. Demek öyle Emin Bey. Demek bizden bu kadar şikayetçisiniz. Yok canım. Ne alakası var? Sadece sunulan imkanlar çok iyi. Ben de kabul ettim. Yeni işinizde başarılar dilerim. Umarım pişman olmazsınız. Size mutluluk.